İstanbul'a döndü ve bugün de İstanbul'da programına devam edecek. Saat 14.30'da Milli Savunma Üniversitesi'nde mezuniyet töreni var. Kurmaylık ve akademik eğitimlerini tamamlayan subaylar diplomalarını alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da subayların bu önemli gününde onların heyecanına ortak olacak Milli Savunma Üniversitesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir NATO zirvesinde Madrid'deydi. Belirttiğimiz gibi 3 gün hem yoğun zirve programına hem de ikili görüşmelerine devam etti. Dün ayrılmadan önce de Madrid'den basın toplantısı düzenledi ve önemli konularda mesajlar verdi. Özellikle Yunanistan'ın provokatif eylemlerine tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ege'deki adaların silahlandırılmasının hem Paris hem de Lozan Anlaşması'na aykırı olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel tahıl kriziyle ilgili olarak da hem Zelenski ile hem de Putin'le görüşmeye devam edeceğini de belirtti. İsterseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu önemli mesajlar verdiği basın toplantısında neler söyledi detayları getirelim ekrana. 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek durumundadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerine tepki gösterdi. Ege'deki adaların silahlandırılmasının mevcut anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin. Buna karşı Türkiye'nin hava kuvvetleri de gerekli olan cevabı verdiği zaman rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Bu adalar, adacıklar gerek Lozan, gerek Paris Anlaşması'na göre ters bir olaydır. Yani oraları silahlandıramazsınız. Ama Yunanistan böyle bir adımın içine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. İstanbul sürecinin kalıcı barış için önemine dikkati çekti. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Fakat bu desteğimizi bir barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalı, insani dramın, yıkımın ve gözyaşının bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz. İstanbul süreciyle yeşeren umutları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizinin çözümüne yönelik yol haritasının belirlendiğini söyledi. Putin ve Zelenski ile telefon görüşmelerinin devam edeceğini belirtti. Kendileriyle görüşmek suretiyle bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bizim 20 kadar bölgede gemilerimiz var ve bu gemilerle de bu ürünlerin tahliyesini ve re-export vasıtasıyla üçüncü ülkelere de bunların naklini sağlamaya gayret edeceğiz.